Gir. Tamam. Abi nasılsın? İyi. Çok özel bir abi. Gece. Efendim çok özel bir gece. Yavaş yavaş böyle ustalarımıza sanki yaşarken saygı göstermeyi öğreniyoruz gibi. Evet. Değil mi? Aynen. Tribüt albümler sayesinde. Sizin için nasıl bir geceydi? Sahneden neresi? Valla çok güzeldi, çok keyifliydi. Hızlı bir geceydi. bir şarkılık. Yani güzeldi benim için, keyifliydi. Güzel bir organizasyon zaten. Bir önceki de çok güzeldi. Olsan bu işleri gerçekten çok güzel yapıyor. Ellerine sağlık herkesin, bütün ekibinde. Ben de bir Sertab şarkısı söylediğim için mutluyum. Sevdiğim de bir şarkıydı. Bana nasip oldu. İlk talep ettiğim şarkı buydu. O da nasip oldu çok şükür. Sesime uygun olduğu için, karakterine uygun olduğu için, bir Gökhan Türkmen şarkısına benzer bir şarkı olduğunu düşündüğüm için bu şarkıyı seçtim. Gökhan Bey, yine çok acayip bir dönemdeyiz. Kıyafetler, transparan kıyafetlerin çok eleştirildiği bir dönemde siz yine böyle bir tercihle cesaretinizi ortaya koydunuz. Yani eleştirilerden korkmuyor musunuz? Yok yani. Zaman zaman çok enteresan eleştiriler olabiliyor ya efendim. Ya kendime yakıştığını gördüğüm zaman, yani ekibim de zaten çok acımasızdır bu konuda yani. Yani yakışmıyorsa yakışmıyor der ve ben de onları dinlerim. Ben de kendimi aynada zaten onlardan önce yakışıp yakışmadığını anlayabilen bir insanım çok şükür. Sevdiğim zaman giyiyorum, sevmediğim zaman ya da olmadığını düşündüğüm zaman giymiyorum zaten. Bunun için birazcık da tabii ki hani transparan bir şey giyiyorsanız hani çok böyle hani vücudunuzun uygun olması lazım. Ona uygun olduğunu düşündüğüm için de zaten böyle talepler oluyor. Sevgili Arın stilistim onu uygun görüyor. Ben de hoşuma gittiği için giyiyorum. Onun her söylediği şeye de mesela bazen beğenmediğim de oluyor. Hani bu çok abartı da dediğim de oluyor. Ama içinde kendimi iyi hissettiğim şeyleri giyiyorum. Önemli olan rahat olmam, rahat hissetmem. Sosyal medyada ne kadar zaman geçirirsiniz? Geçiriyorum biraz ya maalesef ama işte bunu diyetimde yapıyorum yani. Hani arada bir, işte mesela 2 hafta, 3 hafta, bazen 1 ay kapatıyorum. Sosyal asistan medya detoksu diye. Evet, aynen öyle zaten. Onun diyeti demek istediğim o zaten. Yani asistanım, eşim, işte sosyal medya ile ilgilenen sevgili Esra ilgileniyorlar. Ben bıraktığım, kapattığım zaman. Çünkü şey oluyor yani, zapt edemiyorsunuz maalesef. Kendinizi kontrol edemiyorsunuz bazen. Akıyor gidiyor, hayatı kaçırdığımı hissediyorum. Çok da fazla kilitlendiğim zaman da hoşuma gitmiyor. O yüzden de bazen böyle arada 15 günlük, 20 günlük detokslar yapıyorum. Sosyal medya detoksu. Efendim, orijinaller çok konuşulmuştu, çok eleştirilmişti. Bugün gördüğüm kadarıyla yok. Yani her zaman sürmüyor. Evet, zaman zaman bu bir tercih. Yani bu konudaki eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Haddinden fazla mıydı sanki o? Birazcık çünkü yani çok ileri gidildi sanki. Yani ne bileyim abi, yani bu konu yani benden ilgili zaten çok fazla bir magazinsel bir durum olmadığı için olduğu zaman da yakaladıkları zaman da işte yani üstüne gidiyorlar tabii ki. Ya onun için de söyleyeyim işte, yani yakıştığını düşündüğüm için yapıyorum. Yakıştığını düşünmesem yapmam zaten ama tabii ki bu göreceli bir şey. Yani birileri erkeklerin oje sürmesine karşı olabilir, sevmiyor olabilir, antipatik geliyor olabilir. Bu çok doğal bir şey. Bununla zaten hani bunun benim karşı çıkmam tuhaf olur zaten. Yani nasıl beğenmezsiniz demem tuhaf olur. O yüzden de herkes yani birisi birisinin atıyorum takım giymesine hoşuna gitmez. Birisi birisinin oje sürmesi hoşuna gitmez. Küpe zamanı da öyleydi. Yani ben erkek olarak küpe taktığım zaman da ilk erkek adam küpe takar mı deniyordu. Abi saat bile, ilk kol saati bile kadınlar tarafından ilk takılıyormuş. Erkekler ilk taktığı zaman yani erkek kol saati takar mı deniyormuş, cep saat takan. Çünkü hep erkekler. Şimdi bu geçmişe doğru gittiğimiz zaman çok saçma yerlere gidiyor. O yüzden de yani bunu dediğim gibi yakışanı var, yakışmayanı var. İşte içinde kendini iyi hisseden var, hissetmeyeni var. Cool duranı var, durmayanı var. Ne sanki, bileyim. Sanki şey değil mi? Beğenip geçmek ya da beğenmeyip geçmek, takılmamak yani, gerekiyor. Tabii ki zaten hayat böyle bir şey yani. Biz nasıl Instagram'a döndü mevzu zaten yani. Kesinlikle. Beğenip geçeceksin veya beğenmeyeceksin. Bu kadar basit. Şimdi dün eşinizin doğum günüydü. Evet. Çok mükemmel ve örnek bir birlikteliğiniz var efendim. Eyvallah. Gerçekten hani onun hakkında neler söyleyeceksiniz? Sizin çok romantik biri olduğunuzu ben biliyorum. Yani kendimce bir romantizmim var.
Yani çok şükür iyiyiz. 10. yılımızı tamamladık. En zor 10 yılı geçirdik aslında. Öyle bakalım. En zor mu? Yani öyle diyorlar işte, evliliğin en zor kısmı ilk 10 yıl. Biz de çok şükür sağlam, sağlıklı bir şekilde, keyifli bir şekilde, mutlu bir şekilde, çocuklarımızla çok şükür ki maşallah huzurlu bir şekilde atlattık 10 yılımızı. İnşallah nice 10 yıllar görürüz beraber. Ondan sonraki 10 yılda daha güvenliyiz herhalde. İnşallah yani ben hani bir zamanım yok zaten yani, ömrümün sonuna kadar, son nefesim verene kadar hani Sinem benim her şeyim yani. Hani o konuda hiçbir şekilde artık şeyim yok. Bu konuda ben kendimden eminim. Ama tabii ki hayat ne getirir bilemeyiz. Ama şu an kendimden ve Sinem'den de emin olduğum konu bu şekilde. Yani pandemiden sonra özellikle boşanma rekorları kırılmış. Evet. Sizce bunun sebebi neler olabilir? Birbirine tahammül edemeyen eşler var normalde. Halının altına süpürülen çok sıkıntılar oluyordur mutlaka her evde olduğu gibi. Onlar pandemide artık gün yüzüne çıkmaya başlamıştır büyük ihtimal. Herhalde öyle bir nedenden dolayıdır, bilmiyorum şimdi derin olarak. Tabii ki bu konu çok böyle ayaküstü konuşulacak bir şey değil ama büyük ihtimal ondandır. Sizin mutluluğunuzun formülü? Biz işte halının altını süpürmemeye çalışıyoruz abi. Yani olabildiği kadar yani neyse sıkıntımız. Yani gel bir konuşalım. Bak bunu halledelim. Bunu halletmiş gibi yapmayalım. Halletmiş gibi davranmayalım. Hayatımız öyle devam etmeyelim. Çünkü hani biz aynı zamanda biz çok yakın dost olduğumuz için bunu biz güzel atlatabiliyoruz. Tabii ki herkesin böyle bir durumu maalesef olmuyor. Ben her zaman söylüyorum. Yani en önemli şey eşten önce dost olmak, arkadaş olabilmek. Biz zaten arkadaştık, dosttuk. O yüzden bizim şansımız o. Çok şükür ki böyle bir şansımız var. O yüzden de konuşabiliyoruz, anlaşabiliyoruz, dertleşebiliyoruz. Dertleştiğimiz zaman da bunu halledebiliyoruz, çözebiliyoruz. Nice 10, 100, 1000 yıl. İnşallah, inşallah. O kadar yaşamaya gerek yok. Yani. Peki, çok 100 diyelim hadi. Çok sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun.